Hasan Öztürk Yoldaşların istikameti şaşmışsa 11 Aralık 2018'de bu köşede pusuda bekleyenler 31 Mart 2019'dan sonra parti kuracakmış ama bu tek bir parti değilmiş. İki parti yoldaymış diye yazdığım günden bu yana iddiamın arkasında durdum. Haber kaynakların beni yanıltmamıştı ve bazıları evin içindendi evin içinden de diye ısrar ediyorum. Zira daha sonra bu konuda yazdığım yazılara tepki gösteren eski bakanların yalanlama çabaları meseleyi örtmelerine yetmedi. Bazıları hakkımda bühtanda bulundu. Bazıları ileri gittiğimi söyledi. Bazıları aba altından sopa bile gösterdi. Sen kimsin diyen çok oldu. Oysa sadece duyduklarımı, gördüklerimi, bildiklerimi yazıyordum. Ve amacım aslında Türkiye'de siyaset yapma tarzını tepeden tırnağı değiştiren AK Parti'nin bölünmemesi, kan kaybetmemesi için işaret fişeği yakmaktı. 17 yıldır milletin tamamının ekonomik ve sosyal olarak gelişimine katkı veren AK Parti'nin farklı seslerden oluşan uyumunun devamından yanaydım. Fakat bu uyumun ihtiras yüzünden bozulmak üzere olduğunu fark edenlerdendim. Çok eleştirildim. Bazen seviyesizce itham edildim. En tuhaf olanı ve irtifası kaybolmuş olanıysa, benim bir adım var yazabilirsin diyenin adını yazdığım için sosyal medya hesabından bana çemkirmesiydi. Seçilmiş son başbakanla istifa etmeye geldim cüretkarlı. Aralık 2018'den bu yana tek parti değil iki parti kuracak AK Parti'den kopanlar diyorum. Ve bugün geldiğimiz noktada 31 Mart'ı yeterli görmeyenler 3 Haziran'ı beklediler. Nihayetinde biri içeridenmiş gibi yapıp eleştiri dozunu yükseltti. Bir diğeri dışarıda kalmak için izin istemek değil benden duyun cüretkarlığıyla ziyarette bulundu. Daha önce söylediğimiz gibi bir kez daha açıkça söyleyelim. Herkesin parti kurma hakkı vardır. Partiden ayrılma hakkı olduğu gibi ne ki AK Parti içinden kurulması muhtemel iki partinin kurucularının ikircikli halidir bizi bu kadar tartıştıran, sorgulatan. Mesela seçilmiş son başbakan olarak diye başlayan cümleyi neden kurma ihtiyacı hisseder bir siyasetçi? seçilmiş son başbakan ifadesinin altını çizme gereği duyuyorken 7 Haziran'da yaşanan yenilgideki sorumluluğunu neden hiç anmaz mesela? 7 Haziran seçim sürecindeki aldığı pozisyonun partisinin oy kaybındaki olumsuz katkısını itiraf edebilseydi, 1 Kasım seçimlerindeki AK Parti başarısını tek başına seçilmiş başbakan ifadesini kullanmadan da sahiplenebilir ve bir anlam taşıyabilirdi. Bizim açımızdan seçilmiş bir başbakan olsa da olmasa da dışarıdan atanan bir dışişleri bakanı olsa da olmasa da AK Parti içerisinde önemli bir değerdi söz konusu siyasetçi. İhtirasına yenik düşmeseydi. İsmet Özel yıllar önce Süleyman Çavonoğlu hey, Hat diye yazdığında neyi kastetmişse bizim de bu yazıdaki hayıflanmamız ondandır. Bu köşeyi takip edenler Bülent Arınç'ın ben daha kral çıplak demedim dediği günlerde ona nasıl ağır eleştiride bulunduğumuzu hatırlayacaktır. Ne var ki Arınç'ın son dönemde aldığı inisiyatifin de hakkını vermek gerekir. En önemlisi ayrılık haberlerinin çıktığında safını ilan etmesidir. Bu örneği vermemdeki gerekçe AK Parti'nin kopanlarla değil farklı ses ve düşüncelerle kaim olacağına inancımızdandır. Karamollaoğlu'nun misyonunun bir benzerine soyundu. Benden duyun diyerek ziyarete gidene gelince işin rengi biraz daha değişiyor. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Saadet Partisi SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na verilen misyonun bir benzerini bugün bir başkasına vermişler. Misyonu veren isim yine aynı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Sayın Gül öyle bir pozisyon almıştık ki o gün geniş mutabakatla ortak aday olmayı düşünmüş fakat mutabakat için görüşmeleri kendisi değil Karamollaoğlu'na havale etmişti. Bugün de AK Parti'deki kurucu üyelikten ayrılmak istiyorum. Benden duymanız daha uygundur mimalinde cümlelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkan siyasetçinin kurmayı düşündüğü partiyi anahtar teslim güle vereceğini cümle alem biliyor.'' Abdullah Gül'ün Temel Karamollaoğlu'na 24 Haziran sürecinde yüklediği misyonun bir benzerini kabul edenin bu kabullenişte bir beis görmemesi enteresan. Neden acaba? Yoksa iki siyasetçinin de üzerinde bir başka irade mi var? Bunu bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey var, o da buradaki kurmay zekanın seçilmiş son başbakandan hiç haz etmiyor oluşudur. Sayın Gül'ün yekten meydana çıkmayı hiçbir zaman istememesi tercihidir. Hep perde gerisinden kurduğu oyunun ete kemiğe bürünmesinden sonra gelip koltuğa oturma arzusu zat-ı alilerinin siyaset yapma biçimidir. Gül anlayabiliriz. Peki ya Karamollaoğlu'nun misyonunu bugün satın alanı? Deniyor ki ekonominin başındayken toplantılardan birinde iyi de sizin söylediğinizin dışında başka şeyler de söylüyor danışmanlar dendi diye çok alınmış ve ipler o zaman kopmuş. Tamam bir insan çok iyi bildiği meselede başkalarının da görüşleri ki yanlış da olabilir ve eleştirileri sonrasında ipleri koparıyorsa yapması gereken gidip bir başka parti kurmak mıdır? Naci Ağbal o zaman gidip bir parti kursun, Cevdet Yılmaz gidip bir parti kursun, olacak iş mi? Oysa bu iki ismin şu anda iki adım geriye çekilmiş halde partileri ve memleket için harıl harıl çalıştıklarına şahit oluyoruz. Anladığımız kadarıyla mesele çok daha derin. Partinin merkezinde değilsen yeni partinin kurucusu olursun öyle mi? evvela Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline karşı çıkmayla ilgili bir mesele gibi görünüyor. Yine partinin merkezinde olmayla doğrudan ilgili. Yine bu yeni parti çalışmalarına İstanbul'dan katkı veren bir eski bakanın eşit bireyler olarak Erdoğan'la görüş alışverişinde bulunduk cümlesinde yatan liderlik nedir ki biz olmasak cüretkarlığındaki mesele. 11 Aralık 2018'den bu yana AK Parti içinden çıkacak iki partiye işaret ediyoruz. Bu oluşumlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez Cuma günü bu kadar açık konuştu. Ayrılanlar tarih oldu dedi. Yola çıktığımızda hep arkadaşlarımızı yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikametlere gidenler oldu dedi. Seçilmiş son başbakanla kurucu üyelikten istifa edeceğim, size haber vermeye geldim diyenlerin burada kalıyoruz ve istişare mekanizmalarında fikirlerimizi sonuna kadar söyleyeceğiz. Sonra da alınan karara saygı duyacağız demelerini beklerdik. Artık o aşama çoktan geçilmiş. Şimdi kurulacak iki partiyi ve nasıl bir istikamete yöneleceğini takip edeceğiz. Yazık oluyor. Oldu da.